Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı çok kolay olan ve gerçekten çok sağlıklı bir çorba olan soğuk ayran aşı yaptım. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz arkadaşlar. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Evet arkadaşlar, ayran aşımızın yapım aşamasına geçiyoruz. İlk önce 2 bardak yoğurdumu çırpma kaseme alıyorum. Yoğurdum ev yapımı. Hazır yoğurt kullanmıyorum. Böyle iyice çırpalım. Ben 4 su bardağı su hazırladım ama yani sizin tamamen damak zevkinize kalmış. Ben de zaten bu şekilde ayarlayacağım. Yine yoğurt koyduğum bardakların çalkalamak amaçlı da kullanmış olacağım. Yoğurtlar ziyan olmasın. Suyumu yavaş yavaş ilave ediyorum. Zaten videonun sonunda ve açıklamalar bölümünde tam kullandığım ölçüyü aktaracağım size. Ben çorbama bir diş sarımsak katacağım. Çünkü genelde yemeklerime sarımsak kullanıyorum. Çok faydalı. Bizim için de çocuklarımız için de antibiyotik biliyorsunuz. Bir tatlı kaşığı nanem var. Tuz tamamen zaten damak zevkine kalmış. Ben bir tatlı kaşığı attım. Bu tarif için gayet uygun bir miktar. Ve 4-5 dal dereotu küçük küçük doğradım. Onu da içine aldım arkadaşlar. Asıl önemli olan malzemesi olan buğday. Bir bardak kadar ben geceden ısladım. Nohutları da normalde eğer buzluğunuzda haşlanmış nohutunuz yoksa onları da geceden ıslatın. Biraz tuz ekleyerek. Bu da bir püf noktası, daha kolay büyüyor ve şişiyor. Daha çabuk pişiyor arkadaşlar. Ve buğdayı kaynattığım sudan biraz kaldı. Bu suyu kesinlikle dökmedim, süzmedim. Bunu da çorbama ilave edeceğim. Dolayısıyla daha fazla su eklememiş olacağım. Miktarı beraber ayarlayacağız zaten. Nohutlarım benim haşlanmış. Nohutu da 1,5 bardak ayarladım. Şimdi sizlerle birlikte zaten asıl ölçüsünü göreceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi buğdayımı suyuyla birlikte çorbama ekliyorum. Suyunu dökmedim. Gayet güzel bir şekilde yıkamıştım zaten. Ve buğdayın kendi suyu çok faydalı. Bir bardak da nohutumu ekleyip çorbamı kıvamıma getirdim. Sıcak yaz günlerinde gerçekten serinleten ve vitaminli bir çorba tarifi oldu bu. Asıl olması gereken kıvama geldi. Dilerseniz bir bardak yoğurt daha ekleyebilirsiniz ama bu şekilde zaten biraz da bekledikten sonra gayet hoş bir kıvam alıyor. Şu an biraz sulu gibi duruyor ama biraz bekledikten sonra asıl kıvamını alacak. Evet arkadaşlar, hazırlaması çok kolay. Zaten bu tadı ilk defa deneyecekseniz çok beğenip buzluğunuza buğdayınızı ve nohutunuzu haşlanmış koyup 5 dakikada çorbanızı hazır edeceksiniz. Gördüğünüz gibi kıvam böyle. İsterseniz daha sulu yapabilirsiniz ama bu kıvam gerçekten yerinde. Şimdi hemen sizlerle servisimi yapıyorum.
Deneyenlere şimdiden afiyet olsun arkadaşlar.